Rahmet, hiç bulmasın herkes. Doğal olsun, doğal olsun. Tamam, tamam. Şey, Recep Hanım şey diyor. Evet. Biz dostluk diyor, fakat nasıl dostluk ki diyor. Kim ikimiz diyor, sınırlarda bile. Nefesle bir yılda ne kadar nefes aldıysa önümüzdeki yıllarda daha çok nefes aldı. Demokrasi adına, demokratik çalışmalar adına eleştirilerimizi tarafsızca, eleştirilerimizi ve öz eleştirilerimizi tarafsızca, taraf tutmadan yapacağız. Ve Gebze'ye, Kocaeli'ne çok farklı bir ses, çok farklı bir nefes getiriyor. Bu anlamda bu gazete imece usulüyle kurulmuş. Bu imeceyle birlikte evli hizmet etmek, Türkiye'ye hizmet etmek için hedef ve çıtasını yükseltmiştir. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı, daha güzel işler yapacağız. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Nefes ailesine buradan başarılar diliyorum. Ben öncelikle merhaba Nefes diyorum. Birinci yılımı kutluyor. Tebrik ediyorum bütün ekibi, bütün gönüllüleri. Gönüller Orakusu'nun yaratmış olduğu bir gazete ve geleceğinin de çok parlak olacağını düşünüyorum. Gebze'ye ve Gebze'den açılarak Kocaeli'ye ve oradan açılarak Türkiye'ye farklı bir nefes olacağını, farklı bir yayın çizgisi olacağına inanıyorum geleceğe yönelik. Nefes gazetesi 5 Mart 2011 tarihinde 4 arkadaşımızın birlikte yola çıktığımız imeceri usulüyle kurduğumuz bir gazete. Bu gazetenin oluşumunda özellikle genel yayın yönetmenimiz Türker Bey, onun akabinde Soner Beyler, onların emekleri tartışılmaz. Demokrasi adına, bölgemiz adına, insanlık adına biz burada bir hizmet ediyoruz. Gazetemiz bugün 1 yaşına bastı. Burada emeği geçen matbaacısından tasarımcısına ve dağıtımcısına kadar, akabinde köşe yazılarına kadar bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Ulusal basının uluslararası çıkarlara endekslendiği ya da entegre olduğu bir süreçteyiz. Dolayısıyla da yerel basına halkın çıkarlarını temsil etmek anlamında çok büyük bir görev düşüyor. Nefes Gazetesi'nin de bu misyonu başarıyla üstleneceğine inanıyorum. Böyle görmek istiyorum. Ayrıca Nefes Gazetesi'nin bu kadar hızlı bir süreç içerisinde bu kadar başarılı bir noktaya gelmiş olması beni cidden heyecanlandırdı, öyle söyleyeyim. Bu ailenin başından beri bir parçasıydım, bir üyesiydim. Fakat biraz ara vermiştim. Şimdi yeniden heyecanlandım ve yeniden bu aileye dahil olmak, hızlı çalışmalara başlamak istiyorum. Çünkü bir yıl içerisinde bu kadar hızlı bir yol almış bir gazeteye önümüzdeki yıl daha büyük bir mesafe alması için katkı sunmak istiyorum ben de olur. Üzerime düşen görevi yerine getirmek istiyorum. Yerel bir gazetenin, aynı zamanda bir televizyon, internet televizyonu organizasyonu içerisinde olması bence onun ufkunun ne kadar geniş olduğunu, yönetim kadrosunun ufkunun ne kadar geniş olduğunu gösterir. O anlamda da hakikaten Nefes Gazetesi'ni, ekibini, yönetim kurulunu da kutluyorum. Başarılarını, devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Nefes Gazetesi'nin Kocaeli ve ulusal basına farklı bir yorum getirmeye inancına sahibim. Umarım bu sene önce bölgesel, daha sonra ulusal medyada kendinizi daha iyi ifade etme şansınız olur. Herkesi tebrik ediyorum. Nefes Gazetesi'nin dağıtımını bir yıldır kar, kış, yağmur demeden sevgili okullarımıza biz ulaştırıyoruz. Mevkutelerin gücü muhteviyatlarından geçer. Dolayısıyla Nefes'in yola çıktığımız ilk gün söylediğimiz gibi Kocaeli'de, Gebze'de, bu bölgede halkın sesi olmak, insanların nefesi olmak için iddiasıyla yola çıkmıştık. Dolayısıyla elimizden geldiğince bütün Nefes ailesi olarak bu doğru ve çizgide bütün yeteneklerimizi, bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. En başta da söyledim. Eğer bir mevkutenin içeriği dolu ise, yani muhteviyatı güçlü ise, o gazete amacına en iyi şekilde ulaşır. Bu nedir? Amaç
vatandaşla, idareciyle, sorunla, sorunların çözüm noktasında köprü olabilmek ve bu süzgeçten geçerek halkın nefesi olabilmek. Biz birinci yılı geride bırakıyoruz. Umarım bundan sonraki yıllarda da biz nefeste olduğumuz sürece, olsak da olmasak da, nefes artık oturmuş bir yayın organı, bölgenin en iddialı ve güçlü bir gazetesi olarak var olmaya devam edecektir, etmelidir. Bizim yazıp çizmemizin dışında bölge halkından gördüğümüz teveccühler bu gazetenin artık kimlik itibariyle oturmuş olduğunu gösteriyor. Bu gazetede yazmaktan, bu gazeteyi var edenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bize sahip çıkan okuyuculara da teşekkür ediyorum. Her haneye ulaşmak hedef olmalıdır. Her büroya, her yere zamanında. Sabah vatandaş bürosuna geldiği zaman ilk defa nefesten karşılaşması lazım. Bugün bu hedefe yaklaşıldığını görüyorum ama o hedefe ulaşıldığı karşısında değil. Yani gayretleri görüyorum. Şahsen bizim de gücümüz yetiyor, ona da gayreti tabii ki destek vereceğiz de. Öncelikle ulaşabilmek. Siz ne kadar altın kalemle yazı yazarsanız yazın, eğer yazınız insanlara ulaşmıyorsa mesajınızı veremezsiniz. Nefes bunu başaracağına inanıyorum. Ben nefesin istihbal olarak da Kocaeli'de bölge gazetesi hedefini biliyorum. Arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin çok idealist olduklarını da görüyorum. Gazetelerden hep şöyle bir iddiası vardır. Efendim biz tarafsızız. Ben tarafsız bir yayın organını düşünemiyorum. Tarafsız bir yayın organını benimsemem. Ha, neyin taraflı olduğu çok önemli. Ha, tarafsız. Biz taraflı olma durumundayız. Doğrudan taraf olacağız. Gerçeklerden taraf olacağız. Yanlışları yüksek sesle söyleyebileceğiz. Büyük harflerle yazabileceğiz. Gerek yazar kadrosu, gerek idari kadroya, gayretlerine, düşüncelerine, idealizmini, belirledikleri idealleri görüyorum. Heyecanlı olduklarını da görüyorum. Bunun takdiri ve bilinci içerisinde ama biraz daha gayret diyorum. Hep beraber nefesi gerçekten ülkemizin akciğeri, Kocaeli bölgesinin solunma durumuna getirmemiz gerekir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Nefes gazetesi 5 Mart 2011 yılında dürüst, objektif ve kaliteli yayın çizgisi parolasıyla yola çıktı. Aradan bir yıl geçti. Birinci yılında şunu burada ifade edebiliyoruz. Önemli mesafeler kat ettik. Gerek personelimize, gerekse gönüllü kadrolarımızla önemli bir aşamaya ulaştık. Biz saygın ve kaliteli bir çizgi yakaladığımızı düşünüyoruz. Doğrudan, haklıdan ve halktan yana bir yayın çizgimiz var. Tabii önümüzdeki dönem daha ciddi hedeflerimiz var, daha büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler için gerçekten de kadrolarımızla, gönüllü ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Ve iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz ve kentte de gazetecilik adına kaliteli bir yayın organı kazandırmış olacağız. Bugün 5 Mart Nefes Gazetesi'nin 1. yıl dönümünü kutluyoruz. Daha doğrusu doğum günü. 5 Mart'ta başlayan yayın hayatımız bir yıllık süreçte bu noktaya geldik. Bu süreçte büyüyerek, gelişerek haberle, köşe yazılarımızla sevgili okurlarımıza ulaştık. Siz sevgili okurlara buradan şükran borçluyum. İyi ki varsınız Nefes, iyi ki doğdunuz Nefes. Gelecekte temiz bir nefes, doğru haber, hep beraber olmak dileğimle. İyi ki varsın Nefes.